Bir hakikat, rüyadaki sır. Bir zaman kalp ehli iki çoban varmış kendileri. Ağaç kasesine süt sağıp yanlarına bıraktılar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini o süt kasesi üzerine uzatmışlardı. Birisi uykum geldi deyip yatar. Uykuda bir zaman kalır. Ötekisi yatana dikkat eder. Bakar ki sinek gibi bir şey yatanın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor. Ve sonra kaval içine girer. Öbür ucundan çıkar gider bir geven altındaki deliğe girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o şey döner, yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer, o da uyanır. Der ki, ey arkadaş acayip bir rüya gördüm, o da der, Allah hayretsin nedir? Der ki, sütten bir deniz gördüm, üstünde acayip bir köprü uzanmış, o köprünün üstü kapalı pencereli idi. Ben o köprüden geçtim, bir meşelik gördüm ki başları hep sivri. Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim, altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi. Gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır, o köprü ise şu kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir, o mağara da şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmayı getirir, o gevenin altını kazdılar, ikisini de dünyada mesut edecek altınları buldular. Yatan adamın gördüğü doğrudur, doğru görmüş. Fakat rüyadayken kuşatıcı olmadığı için tabirde hakkı olmadığından maddi alem ile manevi alemi birbirinden ayırt etmediğinden hükmü kısmen yanlıştır ki ben gerçek maddi bir deniz gördüm der. Fakat uyanık adam manevi alem ile maddi alemi ayırdığı için tabirde hakkı vardır ki dedi gördüğün doğrudur fakat gerçek deniz değil. Belki şu süt kasemiz senin hayaline deniz gibi olmuş, kaval da köprü gibi olmuş <laughs> ve bunun gibi demek oluyor ki maddi alemle ruhani alemi birbirinden ayırmak lazım gelir. Birbirine birleştirilse hükümleri yanlış görünür.